Şimdi 14 Mayıs'a doğru bir yolculuğumuz var. Hep birlikte. 14 Mayıs yolculuğu. Bu kadro, AK Parti, kurulduğu günden itibaren devrimler yaptı. Öyle değişim, meyişim, öyle hafifletilebilecek meseleler değil. Her biri bir devrim yapıldı. Fiskeyle ittiğin zaman bir gazete haberinin neredeyse hükümetleri alt üst ettiği bir Türkiye'den geliyoruz biz bugünlere. Hepimiz böyle bir Türkiye'den geliyoruz. Amerikan Büyükelçisi laf söylediği zaman hükümetin bütün üyelerinin azalarının birbirine karıştığı bir Türkiye'den geliyoruz. Kimse şimdi Amerikan Büyükelçisi'ni sallamıyor. Çok olursa bile. Ne anlarsın? Türkiye özgüveni yaparak büyük bir devrimle karşı karşıya bıraktı Türkiye'yi. Altyapısını kuvvetlendirdi. Büyük sınavlardan, büyük imtihanlardan geçtik ya. 27 Nisan'da başladılar ilk önce yoklamaya. Ardından gezi olaylarında 3,5-4 faiz. Şurada İstanbul Havalimanı'nın temeli atılacaktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temeli atılacaktı. Marmaray'ından Avrasya'ya kadar, Türkiye'nin Osman Gazi'ye kadar Türkiye'nin en büyük Mersin'deki nükleer santraline kadar temeli atılacaktı. Hepsine gezi olaylarında itiraz ettiler. Türkiye'yi karıştırdılar, huzurunu bozdular. Şunu söylemek istiyorum. Ne oldu? Avrupa'nın peşinden koştuğu İstanbul Havalimanı yapıldı mı? Yapıldı. Yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı mı? Yapıldı. Peki dönün Marmaray bitti mi? Bitti. Avrasya bitti mi? Bitti. Onun yanında Kuzey Marmara Otoyolu bir vesileyle sona erdi mi? Erdi. Bitti mi? Erdi. Bitti. Peki Mersin'deki nükleer santrali önümüzdeki günlerde birinci etabı Cumhurbaşkanımız açacak. Buna ne dedi biliyor musunuz? Oh! Oh! Buna oluyor.